Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda uzlaştırma kurumundan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususları tartışmak ve uygulamada yaşanan sorunları değerlendirmek amacıyla Gaziantep'te Ceza Muhakemesi'nde uzlaştırma konulu eğitim semineri düzenlendi. Semineri Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal ve Uzlaştırma Komisyonu personelleri katıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, 10 yılda 173 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını belirterek, 10 aylık uzlaştırma verilerine bakıldığında 173 bin civarında dosyanın uzlaştırmayla sonuçlandığını tespit etmiş bulunmaktayız diyerek şu açıklamalara yer verdi. Bunun önünü nasıl kesilir tartışmaları yapılırken, işte adliyeye gelen, savcılıklara gelen, mahkemelere gelen iş akışını durdurmak. Bunun yöntemlerinden bir tanesi de uzlaşma kurumu biliyorsunuz. Çok yeni de sayılmaz ama bunun daha da geliştirilmesi, özellikle savcı arkadaşların bu konuda çok daha aktif olmaları gerekiyor. Bizim aldığımız Ankara'dan gelen misafirlerimizden akşam aldığımız bilgilere göre birçok adliyede bu uzlaşma kurumunun sağlıklı işletilmesi neticesinde birkaç tane, 3'ü 4'ü bulan Asya Ceza Mahkemelerinin kapatıldığı bilgisini aldık. Bu çok sevindirici. Adliyenin iş yükünün azaltılması anlamında çok önemli bir bilgi. Ben bunu çok önemsiyorum. Birincisi, geçen yıl Aralık tarihinde 67-63 sayılı bir kanunla uzlaştırma kurumunda önemli bir değişiklikler yapılmıştı. Yapısal reformlar yanında ceza mahkemesi kanunda özellikle suç alanında büyük genişletmeler olmuş. Yapısal anlamda baktığımızda tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarında uzlaştırma büroları kurulmuş. Bu kanun maddesi haline getirilmiş ve bunun kurulması zorunlu. Yine bürolarda yeter kadar Cumhuriyet Başsavcısı ve personel görevlendirmeleri yapılmış. Şüpheli hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunması halinde dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacının tarafları uzlaşma teklifini yapması. Değerli katılımcılar, Genel Müdürlük bünyesinde tüm bu işlerden sorumlu olarak yine bir Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı kuruldu. Bu daire başkanlığınca özellikle ön ödeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, uzlaştırma gibi cezada alternatif usullerin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, uygulamayı takip etmek, ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri sunmak, bu konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak,